Herkese yeni bir olan selamlar. Bugün Revell 450 ölçek HMS Victory'yi inceleyeceğim. Normalde 225'ine alacaktım. Fakat onda çok böyle ip germe işleri olduğu için yapamam dedim. Korktum, o yüzden almadım. Küçüğünü aldım. Bunda detay daha az. Hep modern savaş aracı alıyoruz. Biraz da böyle eski alayım dedim. O yüzden bunu aldım. Kendisi Napolyon savaşlarında hem İspanyol hem Fransız donanmasını yok etmekle ünlü. Nelson'ın bayrak gemisi kendisi. 39 gemiye karşı 22 gemi 0 kayıpla o savaşı kazanmıştır. 1765'te suya indirilmiş ve şu an hala İngiltere'de ayakta, müze halinde. Gerçekten İngilizlerin deniz konusunda ne kadar üstün olduğunun göstergesi. Şu şekilde. Bu ipleri hazır plastik şeklinde, o yüzden aldım. Parçalar var. Nasıl bir diorama yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Eğer sizin önerileriniz varsa yoruma yazın. Eğer yapabileceğim bir şeyse onu yaparım. Şuraları göstereyim hemen hızlıca. Yine şu şekilde olacak. Şimdi dekal neler varmış bir bakalım. Çok iyi, bayrağı bu şekilde. Anladığım kadarıyla bunu folyoya yapıştırıp keseceğiz. Dalgalı görünmesi için. YouTube'da bir videoda öyle izlemiştim. Bu da arka süsü ve Victory yazısı. Şunları açalım. Bayağı varmış çerçevesi ya, az sandım ama. Acaba o Victory'yi şuraya mı yapıştıracağız? Herhalde öyle. Bu standı. Bu da arka tarafı. O süs şuraya takılacak. Direkler. Burada 5 adet sandal var. Sandalların alt kısmı detaylı mı, şöyle bakalım. Yok, öyle çok tahta detayı yok ama. Yani 450 ölçek sonuçta, ne olabilir ki? Bu eniz kısmı olsa gerek. Toplar yapışık şekilde yapılmış. Buradan merdiven iniyor. Görüntüsü çok iyiymiş ya. Buradan da alt kısmı görünüyor. Şöyle kapatıldığında orası karanlık kalacak. Burada da bakın giriş oyuntusu güzel olmuş. Bu top kapakları kapalı. Yani aslında iyi olmuş ya. Orayı detaylandırmak yorucu olurdu. Burada alt kısmı. Burası bakır renginde mi boyanıyordu? Ne renk boyanıyordu bilmiyorum. Bende bronz var. Uyarsa onu yapacağım. İpler bu işte. Dediğim gibi diğer büyük ölçek 225'i alırsanız bunları siz yapacaksınız.
Benim için pek akıl kârı değil. Ama bu gemi ile ayrı ilgilenenler var biliyorsunuz. Gemi maketçiliği ayrı bir dünya. Mesela bunu da bu yelkeni de siz yapmanız lazım. Artık mendilimi ıslatırsınız. Ayrı bez mi alırsınız bilmem. Bunu da hazır ne güzel. Açık bir şekilde şöyle. Yani set güzel görünüyor benim için. Bakalım bitince nasıl olacak? Eğer bu gemiyi kolay yaparsam, tiksinmezsem başka gemilere de böyle el atarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.